31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'nın en eski ilçelerinden olan Elmadağ'da çekişmeli bir seçim dönemi yaşanıyor. Uzun yıllar sosyal demokratların kalesi olarak bilinen Elmadağ, AK Parti belediyeciliğine Gazi Şahin'le bir dönem önce tanışmıştı. İlçe son 50 yılında alamadığı hizmetlerin birçoğunu bu dönemde aldı. Mamak Belediyesi'ndeki tecrübelerini konuşturan Şahin'le güçlü bir dönem geçiren Elmadağ'ın 31 Mart yerel seçimlerinde talipleri de arttı. Elmadağ'da AK Parti Belediye Fen İşleri Müdür Yardımcısı Mühendis Gökhan Küçükçelebi ile seçime girerken Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Adem Barış Aşkın'la Saadet Partisi ise önceki dönem AK Parti Kurucu İlçe Başkanı Nuri Yurdakul'la seçimlere giriyor. Nuri Yurdakul Elmadağ'da tanınan ve sevilen bir siyasetçi. 2001-2008 arasında AK Parti Elmadağ Kurucu İlçe Başkanlığı, 2009-2014'te İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyon Başkanlığı görevini de yürüten Yurdakul, öte yandan ilçede iş adamlığı kimliğiyle de biliniyor. 2014 yerel seçimlerinde Gazi Şahine maddi ve manevi ciddi destek sunan Yurdakul'un AK Parti'nin Elmadağ'da ipi göğüslemesinde ciddi çalışmalar olmuştu. Yaklaşan seçimde ise Saadet Partisi'nin oylarına, AK Parti'den kendisini sevenlerin oylarını ve Elmadağ halkının teveccühlerini de ekleyerek seçimi almaya yakın bir aday. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Adem Barış Aşkın da parti teşkilatı tarafından sevilen genç bir siyasetçi. 24 Haziran seçimlerinde İyi Parti, HDP, CHP'nin toplam oy oranı %40'ları bulmuştu. CHP adayı Aşkın ittifakın potansiyelini yukarıya taşıyarak ipi göğüslemenin planlarını yapıyor. AK Parti cephesinde ise genç ve mühendis kimliğiyle öne çıkan Gökhan Küçükçelebi, 2014 yerel seçimlerindeki AK Parti'nin %35 ve MHP'nin %11 oy oranlarını yaklaşan seçimde kayıpsız şekilde sandığa taşımanın planlarını yapıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de geçen hafta Kırıkkale'ye mitinge giderken Elmadağ'a uğrayarak teşkilat mensuplarına Cumhur İttifakı adayını desteklemeleri talimatını yineledi. Hemen akabinde Küçük Çelebi'de MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengi Türk TV'de programa çıktı. Elmadağ seçmenini 31 Mart'ta zor bir seçim beklediği aşikar. AK Parti belediyeciliğine devam mı diyecek? Bir dönem Sosyal Demokratların kalesi olan Elmadağ'da tekrar CHP bayrağı mı süzülecek? ya da AK Parti'de kurucu ilçe başkanlığı da yapmış olan Saadet Partisi adayı Nuri Yurdakul'a mı mazbatayı verecek? 31 Mart akşamı cevabı hep birlikte öğreneceğiz.